Müthiş bir şey. Sanki evde yapılamaz zannederdik ama yapacağız elbette ki. Çünkü Meltem Açıker mutfakta. Aşkım günaydın. Yutku neyim öyle konuşuyor. O kadar güzel anlattın ki. Eriteceğiz hani kaşarları. Ağzımı sıraktı derler ya. Ay. Gerçekten doldu doldu. Ben de kumpiri çok severim. Zaten biz milletçe patatesi çok seviyoruz. Evet. Dolayısıyla patateste yapılan her şey bizim için şahane. Şimdi tabii kolay bir kumpir tarifi vereceğim her zamanki gibi. Evde yapılabilir. İkramı kolay. Bir de kumpir aslında yine hep söylüyorum ya, dolapta bulunan birçok malzemeyle yapılabilecek nefis bir tarif. Tamam. Ne bileyim, şarküteri seviyorsanız içine istediğiniz şarküteri ürünlerini koyabildiğiniz gibi, eğer sevmiyorsanız da sebzelerle bile harmanlayarak yapabileceğiniz nefis bir tarif. Hem konuşayım hem bir taraftan yapayım. Şimdi şöyle patatesleri minik minik. Patateslerimi haşladım. Cam kaselerde fırına girebilir. Kase denmiyor da onlara. Fırın kabı diyelim. Fırın kaplarında yapılabilir bir kumpir tarifi vereceğiz size. 6 adet orta boy patatesi haşladı Meltem abla. Hı hı. Malzemelerimiz arasında rendelenmiş kaşar peyniri, 2 yemek kaşığı tereyağı, olmazsa olmaz sanırım. Tuz, üzeri için ise bir takım garnitürler var. Evinizde ne varsa dedi. Şimdi anlatacak bize sevgili Meltem abla. Şimdi taze patates var. Taze patatesleri şöyle kabuklarınla birlikte haşladım. Meltem ablacığım, onları kabuklarıyla mı eziyorsun? Kabuklarıyla birlikte eziyorum. Çünkü bu tereyağı ve tuzla da karıştığında o kabuklar o kadar incecik ki taze patates. Taze patates olmasa kabukları biraz daha sert gelebilir. Onun için vitamini kabuğunda düşüncesiyle iyice yıkadık. Fırçalayarak yıkadık. Tabii mutfak ki. Fırçamızda. Sirkeli suda birazcık onun üzerindeki... Meltem ablanın kumpiri tabii ki birazcık farklı bir kumpir olur. Evet. Yani siz zannediyor musunuz ki normal patatesi haşlayıp arasını yayıp şey koyacağız? Yok, öyle bir şey yok. Bizdeki kumpir tarifi farklı efendim. Şimdi bu daha pratik. Niye daha pratik? Normalde kumpirin patatesi büyükçe patates olur. O patates güzelce yağlı kağıda, artık fırında sıcakta biliyorsun folyo kullanmıyoruz. Evet. Ona sarılır, iyice fırınlanır, pişmesi beklenir. Bazen açarsın, o kocaman patatesin içi çiğ kalmıştır. Evet. İstediğin gibi ezemezsin. Doğru. Şimdi riske hiç ihtiyaç yok. Patatesten lezzetli bir şey yapacaksak şekli birazcık değişik olur. Ama aynı lezzeti aynı şekilde kesinlikle yakalarız diye düşünüyorum. Şöyle güzelce karıştırdım. İçine birazcık kaşar peyniri koyuyorum. Yandık hani mi? Kumpircide böyle ortasını açıyorlardı, kaşar peyniri koyup şöyle karıştırıyorlar ya. Tam şimdi ondan bahsediyordum. Evet, şu anda o hikayedeyim bak. Of. O güzel kaşar peynirinle sıcacık patatesi karıştırıyorum. Patates salatası yaparken de bir püf noktası vereyim. Patatesi haşladınız, patates salatası yapacaksınız. Elinde kaldı, kusura bakma. Rica ederim aşkım. Laf lafı açtı. Patatesler sıcakken tuzunu ve zeytinyağını koyun. Bütün o zeytinyağını ve tuzun lezzetini çeksin. Ha, çekiyor. Sonrasında işte içine şey, soğanınızı soğan vesaire mı doğrayacaksınız? Hani o öyle bekleyebilir ama patatesi haşlayıp kuru kuru bekletirseniz, 1-2 saat sonra zeytinyağını koyarsanız, o zaman haşlanmış patates yiyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ay, çok güzel bir tiyo verdin Meltem abla. Çok, bunda da çok tam olarak öyle. Sıcakken karıştırdım. Şöyle. Şimdi fırın kabımı alacağım. Kumpir patates anlamına gelen Bulgarca bir kelimeymiş. Yugoslavya'da alüminyum folyoda pişirilen ve içine salata konulan patatese kumpir deniliyormuş. Ülkemizde zengin malzemelerle yapılıyor, süsleniyor. Çeşitleri var. Hatta çikolatalısını bile gördüm. Görmedim değil yani. Biz damak zevki çok şahane bir milletiz. Şimdi yardım edebilir miyim sana? Şimdi şöyle bunu böyle güzelce fırın kabımın içine yayacağım. Nimet içinde kalmasın diyerek. Şimdi bundan sonrası aslında patatesiniz vardır, bezelyeniz vardır, hazır garnitür alırsınız. Artık sonrası sizin yaratıcılığınıza kalmış. Evet, yaratıcılığınıza kalmış. Ama bu alt zemin çok lezzetli bir zemin. Bak şöyle yayıyorum. Yalnız... Güzel. Zemin bile yeter yani. Evet. Ucundan bu zemini baktım. Tek başına yiyebilirsiniz. Hayır, zemin bile yeter, yiyebilirsiniz. Evet. Güzel tereyağı tuzda ve kaşar peynirinden harmanladım bunu. Bir taraftan da şurada hemen minik minik salatalıklarımı doğrayacağım içine. Ay harika. Sosis kullanacağım. Peki. Çünkü ekip olarak
uzun zamandır şarküteri ve muzlu şeyler yemediğimizi düşünerek azıcık yani ucundan. Yani toplu olarak kilo kontrolümüzü sağlıyor Meltem abla. Meltem abla ne yaparsa onu yiyoruz. Evet. İşte evde de öyledir ya. Evet. Sorarsın annene bugün ne yapacaksın, akşam yemekte ne var? Allah ne verdiyse der. Evet. Ben de çocuklar soruyorlar, Meltem abla bugün bize ne pişireceksin? Diyorum ki Allah ne verdiyse. Evet. Güzel şeyler çıkıyor, lezzetli şeyler çıkıyor. Tabii ki de. Paylaştıkça güzelleşiyor. Doğru. Katılıyorum. Çoğalıyor. Bir şimdi, de ne yapacaksın? Bugün bir şey daha var. Aa, kadayıflı çok güzel bir tatlı yapacağım ama. Bugün ne biraz ya? Kalori şeyler yapacağım. Kusura bakmayın. Mobellebili kadayıf tatlısı mı? Evet, o da çok güzel Allah, oluyor. Kremalar, çikolatalar, kadayıflar, çilekler, meyveler, zeytinyağlar, tereyağlar. Galiba ağzım sulandı yine. Sayarken. Bir tarif daha geliyor. Evet. Sayarken. Harikasın. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu kumpiri yaparken turşuyu en son fırından çıktıktan sonra da ekleyebilirsiniz. Hı-hı. Ya da sadece fırındaki amacımız bizim üzerinde o koşar peynirini eritmek. Evet. Zaten çok fazla kalmayacak. Evet, turşu ısınınca böyle tadı bir gevşiyor, evet, değil mi? Dolayısıyla ben diyorum ki istersen turşusunu fırından çıktıktan sonra koyalım, üzerine ilave edelim. Daha kıtır kıtır olsun. Evet. Ne dersin? Daha kıtır kıtır olsun, yumuşamasın. Şöyle hemen sosislerimi doğruyorum. Keşke önce sosislerimi doğrasaydım, değil mi? Akıl edip olsun, bunu akıl aşkım edemedim. Onu şöyle güzel karıştım. Zeytin çok yakışıyor. Zeytin seviyorum, evet, kumpirin içinde. Yeşil zeytin olabilir. Siyah zeytin olabilir. Hepsi mısır çok olabilir. Güzel. Mısır olabilir. Evde ne varsa aslında her şey olabilir. Hepsi yakışır patatese. Patates son derece ekonomik bir şey aslında. Hı hı. Sebze diyelim. Garnitür tabii ki çok yakışıyor. Ve sonrasında... Ve çok doyurucu. Doyurucu. Ve sonrasında kumpiri en muzur hale getiren şey efendim ketçapla mayonezdi. Ketçapla mayonezi de içine ilave ettiğinizde. Evet. Onu koysak da mı yesek, koymasak da mı yesek, evet, tabii ki. Bu, evet, size kalmış tercihen. Eğer evde bir kumpiri yaptıysanız, yemek fırın kabında aynı zamanda bu şekilde uğraştıysanız yanına birer parça konulabilir. Bir zararı olmaz. Şimdi şöyle bir şey de tavsiye edebilirim. Bu az zemin çok güzel ya. Bir misafiriniz gelecek, et yemeğiniz var. Tamam. Et yemeğinin yanında da bir şey ikram etmek istiyorsunuz ama klasik bir püre yapmak değil ya da, tabii, pilav yapmak değil. İşte o zaman bu az zemini hazırlayıp üzerine şu garnitürü ve kaşar peynirini gezdirip et yemeğinin yanında ikram edilecek daha işte turşusuz ya da ekstra başka bir şeye ihtiyaç olmadan şöyle ikram edebileceğiniz nefis bir aperatif oluyor. Müthiş. Etin yanında ya da yapacağınız güzel yemeğinizin yanında. Bunları da şöyle güzel gezdirdim üstüne. Bunlar hazırda satılıyor biliyorsun. Evet. Ama kendin de yapabilirsin. Yapabilirsin. Bezelyenin zamanı birazcık geçti. Bezelye koydum, evet, dolaba. Havuçla patates zaten her mevsimde, her daim var. Of, çok lezzetli hemen görünüyor Meltem abla. Harika bir şey yaptın. Değil mi? Bak, evet, bu sosisini çıkart bunun içinden. Bunun üstüne demin anlattığım akşam yemeği için. Evet. Hemen. Ne kadar pişecek? Ne kadar pişecek söyleyeyim. Üstündeki kaşar peynirler eriyene kadar. Ama üstündeki kaşar peynirler kızarana kadar değil. Ha, eriyene kadar. Evet, eriyene 20 kadar. 20 dakika falan. O kadar. O kadar yeterli. İçinde her şey pişmiş durumda zaten sosis, evet, dışında. Sosisler de o süre zarfında eriyene kadar çok çabuk pişen bir şey olduğu için, bir şarküteri cinsi olduğu için. Bunlar böyle güzelce erisin, patates biraz ısınsın, sonra da üzerine bolca turşu, bolca ketçap, bolca mayonez. Allah! Hatta şöyle çizebilirsiniz onu resim gibi, evet, üzerine. Evet, ketçap, kesinlikle, mayonezi. Sonra kaşık kaşık yiyin efendim. Buyurun, böyle bir ay ne kadar bir şey. Zor anlattım bilemezsiniz. Fırını yutkunmaktan. Koyun biraz erisin ki biz kadayıf tatlısını yaptıktan sonra ben çıkarayım, sonra halini, tamam, de göstereyim. Süper. İşte ev yapımı gördüğünüz gibi harika bir yemek kabında kumpir, buyurunuz, gidiyor fırına.